Kim ayarlarını oynadı bakayım senin? Hı? İhsan mı? Aslına. Karşısındakini sinir etmek en iyi bildiği iştir. Hoş verdi. Kimse kim işte. Babana ve Asena'ya karşı bir türlü sakin kalmayı öğretemedim sana. Boş ver sen babamı da Asena'ya da. Burak. Merhaba. Merhaba mı? Senin ne işin var burada? Ben... Benim... Burada işim... Ben... Yani... Aslında sen Serra... Burada mı yaşıyorsun? Evet, burada yaşıyorum. Da asıl soru bu değil. Senin ne işin var burada? Şey, ben aslında tam sokaktan böyle bir geçiyordum. E bir de konuşabilirse anlatacak ama ben tam işe gidecekken bir baktım bu. Şaşkın Sepelix'in apartmanın önünde duruyor. E ne iş deyince seni sormaz mı? Ben de aldım buraya getirdim. Ya önce evin burası deyince inanmadı. Yanlışım vardır dedi ama. Doğruymuş. Şey yani... Benim aslında bu yakınlarda bir randevum vardı. Bu yakınlarda? Bu yakınlarda. Ben o randevuya gelirken işte arabayla geçiyordum. Ondan sonra bir baktım. Bütün popüler mekanlar buradadır değil mi Serra? Yani bütün sosyete buradan sorulur zaten. Nazlım. Daha fazla uzatma istersen. Ama yani... Tamam. Hadi sen işe geç kalmıyor musun hem? Ayar vermeden de duramaz pabucumun kenarı. Serracığım, arkadaşın kapıda kaldı. İçeri davet etmeyecek misin? Yok, ben hiç size rahatsızlık vermeyeyim. Olur mu canım? Buraya kadar gelmişsiniz. Hadi Serracığım. İyi, hadi geç. Geç kalacakmışım. Yok bilmem ne. Salak şey, kendini bir sanıyor. Sanki kendisi holdingde çalışıyor ya. Aptal şey. Hop. Sen miydin? Ne o kız? Bu arı tüten düdüklü tencere gibi yürüyorsun yolda ha? Boş ver. Öt hadi öt. İyice harret yapmadan. Kim kızdırdı seni? Serra hanımefendi. Serra mı? Hayırdır yavrum, ne alaka Serra? Sinir şey, kendini sanıyor. Ya kapı ağzını günlük ayırını verip evden kovdu resmen beni ya. Ya kesin bir alt yemişsindir sen ya. Sen de bilip bilmeden konuşma Barbar. Ne hindir o Serra karısı, yere bakan yürek yakandır. Maymun eder iki dakikada insanı. Diyorsun. Okulda fingirdeştiği çocuk kapılara dayandı az önce ya, ne haber? Yok devenin nalı. Gözüm aksın yalanın var ise. Artık aralarında ne geçtiyse. Al bak, afilli arabası da kapıda. 50 paralı tip. Ya anne kız kaçırırlar mı tabii, apar topar oğlanı ev aldılar ama. Oha lan oha. Bak sen. Ne yani şimdi bu herif Serra'ların evinde öyle mi ha? Evet de sana ne oluyor Barbar? Ya ben ne anlatıyorum, sen neye takılıyorsun? Elin oğlunu evine almak ne demek lan ha? Allah Allah, ne oldu, zoruna mı gitti? Hayırdır, mahallenin namus bekçisi olduğunda haberimiz mi yok? Manyak mıdır nedir ya? Delilere zam gelmiş, o da bize rast gelmiş. Bir yandan Serra, bir yandan Barbar. Barbaros! Barbaros! Bir meraklı aşımız eksikti, o da geldi tam anda. Hah, buyur abla. Yan tarafa gelen oğlan kimmiş? Mahalle girişinde kimlik kontrolünden kaçmış Ayta. Ben de bilmiyorum. Ha, anlamadım. Ya neyi anlamadın ya? Ben de bilmiyorum işte.
Misafir falandır herhalde, ne olacak? Misafir olmaz. Sevmez onlar misafir falan. Maşallah Ayşe abla, senden de kaçmıyor be. Kızın yavuklusu falan olmasın. Sormadın mı Nazlı'ma kimmiş diye? Görüşüyordunuz ya demin. Ha, sordum, söyledi. Müteahhitmiş. Yan tarafı yıkıp AVM yapacaklarmış. Sahi mi lan Barbar? Onların yetmez arazisi, bizimkini de alsınlar. Ya bir gidişin Ayşe abla, gözünü seveyim, ne diyorsun ya? Maşallah köpek balığı gibisin ya. Yemi görünce var ya hemen atlıyorsun üstüne. Ya gir içeri hadi, boş yapma, gözünü seveyim ya. Aman size de bir şey sorulmuyor be. Bizi tanıştırmayacak mısın Serra'cığım? Serra bu aralar çok yabani oldu. Nilgün ben. Serra'nın annesiyim. Burak efendim ben de. Serra'nın okuldan arkadaşıyım. Öyle mi? E buyurun, ayakta kaldınız. Buyurun lütfen. Tabii. Serra'cığım madem misafirin de geldi. Tam operatif saati. Birer drink alıp sohbetimize öyle devam edelim. Ha? Ne dersin? Anne ne drinki ya? Evet yani hiç gerek yok. Dediğim gibi benim bir randevum var. Ona gideceğim zaten. Olur mu canım? Bir şey ikram etmeden kesinlikle bırakmayız. Değil mi Serra'cığım? Ne alırdınız Burak Beyciğim? Yani eğer size zahmet olmayacaksa bir su içerim Serra Hanımcığım. Yok canım, ne zahmeti? Muz varsa muz da getir canım. Tokum aslında ama. Teşekkür ederim. Nasıl? Daha iyi misin? Hı hı. Tabii daha iyisin. Çünkü senin ilacın benim. Ya ne demezsin? Ay ay ay. 10 yokta birlikte olduğum toy çocuk nerede? Sen neredesin? Tabii. Değişim olmadan gelişim olmaz deyip duran bir öğretmenim var, ne diyorsun? Onun eseriyim diyorsun, öyle mi? Böyle aklına yatanları hemen nasıl da kendine uyguluyorsun? Aferin sana çekirge. Çekirge mi? Hı. O nereden çıktı şimdi? Yani işte aramızdaki kuşak farkı da bu kelimede saklı Selim'ciğim. Ha. İyi bakalım. Çekirge. Ben bir duş alayım. Dur. Dediklerimi unutma, olur mu? Hangi konuda? İntihar meselesi Selim'cim. İstemediğin hiçbir şeyin sorumluluğunu taşımak zorunda değilsin. Peki. İyi ki geldin Burak için. Sağ ol. Serra'nın arkadaşlarıyla tanışmayalı yıllar olmuştu. Çengelköy'deki evimizde sürekli misafir ağırlardık, hatırlıyor musun? Siz önceden Çengelköy'de mi yaşıyordunuz? Evet. İşimin işleri bozulmadan önce bizim bambaşka bir hayatımız vardı Burak'cığım. Böyle yokluk için. Anne, için. Yeter. Aa, ne oluyor, konuşuyoruz. Sen randevuna geç kalma istersen. Evet, doğru söylüyorsun. Serra iyi hatırlattı. Dediğim gibi benim burada bir randevum vardı. Ben kalkayım artık. Peki. Lütfen yine gel Burak'cığım, yine bekleriz. Tabii tabii, muhakkak. İyi günler, iyi günler. Afiyet olsun çocuğum. Vay arkadaş. Hakikaten doğruymuş. Almışlar olan evi. Ulan Serra. Bir de Araplar onları kesirsin sağda solda. Mantıklı bir açıklaman vardır inşallah. Yoksa yemin ederim elimde kalacaksın. Evet, seni dinliyorum. Yabani bu ya. Hiçbir şey anlatmıyor ki bana. Ne diyeyim, benim kötü bir niyetim yoktu. Yok, hala yok. Ya sen psikopat mısın? Neyin kafası bu? Serra, ayıp ediyorsun ama böyle psikopat falan olmuyor.
Senin yaptığın ayıp değil mi? Resmen takip etmişsin beni. Sapık mısın nesin? Saçmalama Serra, sapıklık nereden çıktı şimdi? Hem zaten bak bu kadar yükselmeyelim. Nilgün abla da içeride, sakin. Nilgün abla da oldu. Nilgün Hanım olsun. Ay tamam. Tamam, rahatladın mı? Geldin, gördün, evi de gördün, annemle de tanıştın. Senin kafandaki Burak şu anda ne yapacak? Gidecek bunların hepsini arkadaşlarına bir bir anlatacak değil mi? Sen böyle düşünüyorsun. Ay çok da umurumdaydı. Serra, peki sen neden okula gelip hepimize kendini bambaşka birisiymiş gibi tanıttın? Ben mi? Sen. Bambaşka bir Serra olarak tanıttım. Ne dedim? Zenginim mi dedim? Ya ben sana söylemedim mi kim olduğumu, ne olduğumu? Hatırla, inanmadıysan bu senin sorunun, benim değil. Tamam. Evet, doğru söylüyorsun. Sen haklısın. Ya ben size kendimi anlatmaya mecbur muyum ayrıca? Ya değilsin ki, biz bu konuyu bu kadar uzatmak zorunda da değiliz. Artık uzatmayalım. Diyorsun. Ya dedim. Yuh ulan. Ulan iyice bunlar karı koca olmuşlar lan böyle tartışmalı falan. Ulan utanmasa sokak ortasında öpüşecekler. Ne oluyor acaba? Kim ki bu çocuk? Nereden çıktı böyle pat diye? Peki yani Nilgün... Pardon, Nilgün Hanım'ın içeride söylediği bu Çengelköy'de yaşıyorduk olayı doğru mu? Sana ne? Ya peki siz ne oldu da buraya taşındınız? Sana ne? Seni ilgilendirmez demek yani. Ne olduysa oldu. Serra bak, benim bu gördüklerim ikimiz arasında kalacak. Tamam mı? Söz. Söz diyorum, sana söz veriyorum. Yemin ederim ben bunları gidip de hiç kimseye anlatmayacağım aramızda. Ya sen iyi misin? Benim nerede yaşadığım, kim olduğum bir sır değil. İkimizin arasında kalması gereken hiçbir şey yok. Siz o bit beyinlerinizle kafanızda bir Serra yaratmışsınız ve buna inanmışsınız. Olan biten bu. Hadi naş. Hayırdır, ne oluyor, sen kimsin? İzin aldın mı koçum? İzin? Neyin izni? Mahalleye giriş izni. Oğlum kişileri görmedin mi mahallenin girişinde? Bizim muhtar yabancılardan para kesiyor. Ha? Korkma lan. Korkma oğlum, yemem seni. Neyin peşindesin? Ne ulan? Trip mi atıyorsun sen bana yoksa ha? Bana bak lan titrek. Şansını fazla zorlama. Keser veririm eline uzayan dilini. Anladın? Şimdi bin düt dütüne. Git bu mahalleden. Bir daha seni bu mahallede görürsem çizerim o güzel yüzünü. Başkasının bahçesinde erik çalmak ne demekmiş, o zaman anlarsın koçum. Ne zamandır böyle baş başa kalmamıştık. İyi oldu bak. Bir de mırın kırın ettin yemeğe çıkmayalım diye. Yok baba, mırın kırın etmedim. Sadece ablamlar da gelsin dedim. Ne var Kerim? Yani müsaitim, evet. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Tamam Kerim, tamam. Dava dosyasının hiçbir eksik olmasını istemiyorum. Madem bir açığını yakaladık, peşini bırakmayalım. Tamam, sonra konuşuruz. Ne davası bu? Asena'dan falan mı boşanıyorsun yoksa? Selim. Tamam tamam. Sustum, bir şey demedim. Erkan Yılmaz vakasında yeni bazı gelişmeler buldu avukatlar. Baba bu kaçıncı gelişme ya? Yani bu adamın geride bıraktığı falan kimse yok mu? Ne bileyim, onlar nerede olduğunu, ne yaptığını falan biliyordur belki.
Erkan'ın yediği haltların sıkıntısını ailesi çekti. Her şeylerini kaybettiler. Oğlu yaşananları dayanamadı. İntihar etti genç. Birkaç yıl önce bir kenar mahallede yaşadıklarını duydum. Sonra ben de bir haber alamaz oldum. Kim bilir neredeler, nasıllar. Vay arkadaş. Ne hayatlar var öyle. Yalnız sen de iyi hırs yaptın baba. Bırakmıyorsun herifin peşini. Neyi bırakayım oğlum? Üzerine bir bardak soğuk su içilecek bir meblağ değil Erkan'ın taktığı borç. Adam piyasayı dolandırıp çekip gitti. Pisliğinin takibi bitemedi bir türlü. Peki bulabilecek misin bu adamı? Yani paranı bir gün geri alabilecek misin? Ya uğraşıyor şirket avukatları işte. En son Ukrayna'da görülmüş. Karanlık tiplerle pırlanta ticareti mi ne yapıyormuş? Bugün yarın çıkar kokusu. İşte. Olmadık insanlara güvenip hayatına sokmanın bedeli bu olsa gerek. Ne diyorsun sen ya? Senin yaşın kadar benim iş tecrübem var Selim Bey. Muhakkak baba. Bana bak. Baba oğlu uzun zamandır vakit geçirmedik diye yemek yiyelim istedim. Pişman etme beni. Ne zaman biz seninle oturup düzgünce konuşabildik ki baba? Her zaman olduğu gibi ne demek istediğimi anlamak yerine sınırlarımı çizip ayar vermeye başlıyorsun. Selim uzak. Yalan mı? Hayatında bir kere oğlum derdin nedir? Niye böyle davranıyorsun diye sormadın bana. Sormadım. Sormadım çünkü 10 yaşındaki çocuk gibi davranıyorsun. Lafını evirip çevirip derdini anlatmaya cesaret edemeyen bir adamdan bir halt olmaz. Sorunların mı var? Herkesin sorunları var. Sorunlarını başkalarının tahmin etmesini boşuna bekleme oğlum. İma edeceğine, çocuk gibi tavır koyup küseceğine. Neyse derdin, söyle direkt karşındakine. Büyü artık ya. Koca adam oldun. Ayrıca Ahsane'yle uğraşmayı da bırak artık. Nedir yıllardır alıp veremediğin o kadını da anlamış değil mi? Annem ölüm döşeğinde yatarken siz ikinizin hiç utanmadan yan odada cilveleşmesi. Yeterli bir sebep olabilir mi sence baba? Sera. Şimdi bu Burak... Ay anneciğim, anlatacak kadar önemli biri değil demedim mi ama? Niye yine aynı konuyu açıyorsun lütfen? Neden bu kadar tepkisel davrandın anlamadım çünkü. Çünkü hak etti. Neyi hak etti? Of. Adı üstünde, okul arkadaşı. İzinsiz bir şekilde hayatıma girmeye çalışmasından hoşlanmadım. Bu kadar. Hadi soğutma. Sera, yoksa sen benden utanıyor musun? Ben şimdi böyle ilaçlar yüzünden bazen saçmalıyorum. Sen o yüzden arkadaşlarına tanışmamı istemiyor musun? Bak doğruyu söyle. Anne. Olur mu hiç öyle şey? O nereden çıktı? Ya insan annesinden utanır mı hiç? Aşk olsun. Ne bileyim. Yok öyle bir şey. Çıkar aklından. Ben Burak'ın öyle birden kapıya dayanmasına sinirlendim sadece. O kadar. Seninle hiçbir alakası yok. Gel. Oh. Canım. Sevgilim. Uyumadın mı daha? Seni bekledim. Erkencisin. Baba ol geç vakte kadar takılırsınız diye düşünmüştüm. Nasıl geçti yemeğiniz?
Hadi Asena, uyu sen. Ben daha duş alacağım. Bravo Selim sana, huysuz çocuk. Bana ekstra hiçbir iş bırakmıyorsun. Günaydın Ayşe teyze. Evi müteahhite veriyormuşsunuz. Doğru mu? Müteahhite mi veriyormuşuz? O nereden çıktı? Dün gelen oğlan müteahhit değil miydi? Değildi. Ama Barbar şey dedi. Barbar kim ya? Hani var ya, hapisten çıktı köpekli bir oğlan. Ayşe teyze, ben okula geç kalıyorum. İyi günler. Ya ben iki gün şunlardan yesem net 5 kilo yapışır üstüme. Aşkım sen nasıl yiyip kilo almıyorsun? Delireceğim vallahi. Çünkü ben sen değilim. Çünkü ben günde 3 saat spor yapıyorum. Senin gibi pofidik yastık gibi oturmuyorum bütün gün. No pain no gain yani, anladın? Huysuzsun biricik ya. Huysuzsun, huysuz. Ve tatlı. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Burak Bey gelmedi mi daha? Gelmedi vallahi, henüz görmedik kendisini. Yani belki de birinin evinden alıp böyle gelecektir okula. O yüzden geç kalmıştır. Ne bu imalı ton şimdi biricik? Ya hiçbir şey anlamadım. Bir şey biliyorsan bana da söyle. Ha? Yok, ne bileceğim. Belki de diyorum Serra'yı almaya gitmiştir. Onunla birlikte gelecektir. O yüzden geç kalmıştır falan, her şey olabilir. Serra mı? Ay yok. Her taşın altından Serra çıkıyor ya bu aralar. O yüzden yani. Burak belki de o yüzden geç kalmıştır diye ironi yapayım dedim. Anladım. Gerçi böyle içimde ufak tefek şüpheler yok değil. Ay aman neyse, şimdi siz magazin yapıyor dersiniz. Ay ne magazini? Bu bayağı medyumluk oluyor aşkım. Ve beklenen adam da göründü. Ve gayet yalnız gözüküyor. Yanında Serra falan da yok. Uyuyakalmış belli ki, ha? Olabilir. Uyuyakalmıştır. Ben çıkıyorum. Sevgilim, sen biraz kilo mu aldın? Göbeğin çıkmış. Bu yaştan sonra mankenlik yapacak halim yok. Çık versin. Zararı yok. Ben seni her haline beğeniyorum. Ha şu doğum günü davetinin listesini yaptıktan sonra bana da bir göstersene. 1-2 eklemem olabilir. Aa İhsan, o sıkıcı kalantor arkadaşlarını çağırmayacaksın partime değil mi? O kalantor arkadaşlarımın eşleriyle arkadaşlık etmek için az uğraşmadın zamanında. Ne oldu? Niye beğenmiyorsun şimdi? İlla lafımı böyle yanlış yerden anlayacaksın. Aşk olsun. Ben böyle samimi bir grup arkadaşımızla eğleneceğimiz tatlı, güzel, küçük bir parti istemiştim doğum gününde. Hadi akşam da görüşürüz. Burak, gecikmen konusundaki karanlık şüpheleri bir aydınlat istersene. Biricik'in seninle ilgili tezleri vardı da. Siz zaten şu bilmece gibi konuşma huyunuzdan bir türlü vazgeçmediniz. Yani şimdi sabah sabah başlatmayın tezinize de, hipotezinize de. Birileri bugün bayağı huysuz. Aynen kardeşim, nedir bu halin? Oğlum hiç sorma ya. Dün gece benim siteye biri girmiş, otoparkın içine girip benim arabayı patlatmış. Ne? Aa, şaka ne yapıyorsun? Çizmiş arabanın her tarafını. Arabanın. Aa. Güvendikte hiçbir şey görmemiş yani. Peki kamera kayıtları falan? Baktık sabahtan beri onları tarıyoruz ama. Sonuç? Sonuç yok. Herif profesyonel. Yani tüylerim diken diken oldu. Bu ne ya böyle? Resmen adam güvenliği açmış, otoparka girmiş, sadece benim arabayı haşet edip ondan sonra çıkmış gitmiş. Ya peki kim kardeşim bu adam? Abi hiçbir şey belli olmuyor. Adamın yüzü hiç gözükmüyor zaten. Sadece kapşonlu bir adam. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Tam bir sapık işi yani. Çok korkunç. Çok geçmiş olsun bebeğim. Sağ ol.
Sen polisi aradın mı? Aradık. Polis de geldi ama o da hiçbir şey bulamadı. Çünkü eldiven takmış, hiçbir parmak izi bırakmamış. Profesyonel. Gerçekten profesyonel. Yani kesin seni tanıyan biri. Yani o kadar araba arasında koskoca otopark. Sadece niye senin arabanı patlatsın ki? Yani seni korkutup gözdağı vermeye çalışan biri gibi. Ona bakmak titrek. Bir daha seni mahallede görürsem çizerim o güzel yüzünü. Tüyler diken diken. Bir nevi Freddy olayı olmasın. Ay hepimizi tek tek yokluyormuş. Saçmalama Biricik sen. Yok artık. Evet tatlım ya, sen de kötü enerjileri çağırmasın üstümüze. Ya tamam tamam. Sabah sabah yeterince uzatıp senaryo yazdınız. Yeter bu kadar. Ben geliyorum. Pardon. Günaydın. Hanımefendi beni affetti mi? Ne yapıyorsun be? Bırak şu kolunu. Heh. İşte bakın bana inanmıyorsunuz. Söylüyorum. Kendi gözlerinizle görün. Kesin aralarında bir şey var. Ben sadece normal konuşan iki insan görüyorum Biricik ama. Tatlısı nasıl görmek istiyorsan öyle yorumluyor olabilir misin acaba? Yalnız Burak ne dediyse kız büyük fırça atıyor. Ve Serhan bu kadar uzun süre biriyle muhabbet ettiğini de ilk defa görüyorum. Burak işte tatlı diliyle tavlayamayacağı kız yoktur. Değil mi Selim? Ben derse geç kalıyorum. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. İyi dersler. Yine yanlış anladın. Burak sen. Bir git ya. Ne olur rahat bırak beni. Arkadaşlarına da ne istiyorsan onu anlat. Umurumda değil zaten. Serra, Hülya konusunu merak etmiş de ona takmış kafayı. Diyorsun. Ha. Sen ne zamandan beri bu kızın bekçiliğini üstlendin de sana soruyor ya? Ben niye o kızın bekçiliğini üstleneyim be oğlum? Bana ne Hülya'dan? Zaten ben Serra'nın da çok bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum. Yani daha çok bana sanki hani yanaşma demeyeyim de daha çok benimle sohbet etmek için sanki yanıma gelmiş gibi hissettim ben. E tabii. Kardeşini sen daha az çok tanıyorsun değil mi? Gelen bu pası gole çevirmek için birkaç tane taktik oyunları yaptı. Zaten sen hatırlarsın Selin değil mi? Ben sana söylemiştim. Serra'yı ilk gördüğümüzde yengen olur demiştim. Hı? Neyse ne ya. Senin şu araba konusu var ya. Bunu bir an önce çözmek lazım. Hadi gel gidelim hadi. Yavaş oğlum. Yavaş ye. Helal helal. Abicim sabah sabah şamar olana çevirdin bizi abi ya. Oğlum kaçmıyor Nimet. Bak önünde. İnsan gibi ya şunu ya. Yetimhane alışkanlığı Barbar abi. Oralarda sofradakiler en önce kapının karnında doyuyor. Anlatabiliyor muyum? Tamam lan uzatma. Hemen bir drama. Oo, afiyet olsun beyler. Hoş geldin abi. Oo, Salih kardeş. Hoş geldin ya. Ne ettin? İşlem tamam. Eksiği yok. Fazlası sana kurban olsun. Aferin sana koçum. Kılçıksız iş oldu billahi. Girdim tık tık tık. Oya gibi işledim. Helal lan sana. Tittek arabayı görünce var ya altına... Kesin var ya. Şşş. Gören olmadı değil mi lan? İz bırakmadın. Ayıpsın. Bırakır mıyım hiç? Aferin kocuğum. Zeytinyağı. Benim bu zengin olan tam bir mal. Nereden anladın lan? Ya dün ben bunun peşine takıldım ya mahalleden çıkarken. Hiç takip edildiğini falan çakmadı kendisi. Oğlum olay o zaten. Çakmayacak tabii. Doğru. Doğru diyorsun da abi. Sen olsan hemen çakardın yani. Tamam oğlum uzatma. Al şu parayı. Eyvallah abi. Salim verdiğini söyle göstermeyin. Benim de bir kötü. Tamam hadi uza. Tamam o zaman bir şey olursa çağırırsın. Bir telefon gelmezsem gençliğimiz doldur Barbar tamam, abi. Tamam koşuyorum ararım. Al oğlum al. Tahtayı da al. Evet. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Buyurun. Daha önce yaptınız mı? Yapmadım. Tamam. O zaman şimdi ayaklarımız aynen yere basıyorum. Bu mesafe iyi mi? Evet iyidir. Yavaşça geriye bırakıyorsunuz bana doğru. Nasıl geriye atıyor muyum kendimi? Bana bırakın. Güvenebilir miyim? Her zaman. Tamam. Aynen burası böyle. İyidir.
Şimdi dışarı doğru çekiliyorum. Aynen. Şahane. Daha önce yapmadığınıza emin misiniz? Eminim. Muhteşem. Müthiş. Hocam iyi. Teşekkür ederim. Demek mankenlik yıllarımdan hatırlıyorsun beni. Hatırlamaz olur muyum? Podyumlara sizin gibisi bir daha gelmedi. Hadi canım abartma. Bu kadar mütevazı olmayın Hasan Hanım. Ayrıca bence hala efsanesiniz. İsteseniz bugün bile podyuma çıkıp bütün o yeni yetme mankenlerin pabucunu dama atarsınız. Serra. Şu intihar konusu. Geçen gün sen işin hiç yüzünü bilmeden gereksiz yükseldin bana. Kızın... Adı Hülya. Kız değil. Tamam işte adı neyse ne. Ya ölümü göze aldı senin için. Senin umurunda bile değil, ben inanamıyorum. Ya hayatımda sadece iki kez aynı ortamda bulunduğum birinin sorumluluğu neden benim üstüme kalıyor? O kendi zihninde bir Selim fantezisi yaratıp buna inandıysa ben ne yapabilirim ki? Doğru ya. Merhamet, empati, anlayış gibi duygular yok ki senin sözlüğünde. İntihar ediyordu senin yüzünden. İntihar. Eğer gerçekten bunu yapmak isteseydi, bunu bir şova dönüştürmez, kendi kendine bir köşede yapardı. Bak sen. Sanırsın uzmanlık alanın. Tamam, seni anlıyorum. Bir insanın acı çekmesi, böyle çatılara falan çıkması, bunlar hoş şeyler değil. Ama kızın psikolojik sorunları varsa ben ne yapabilirim? Bitti mi? Ne bitti? Söyleyeceklerin. Bitti. İyi günler o zaman. Efendim baba. Tamam. Sözleştik, geleceğim dedim ya. Tamam, orada buluşuruz. İyi misin? İyiyim. Her zaman gibi. Midem üşütmüşüm sadece. Geçmiş olsun o zaman. Karadeniz'de gemilerin mi battı Binnaz Hatun? Ya anne ya, bir düz yolda yürüyemiyorsun sen daha. Of, al. Kız sen benim yürüyebildiğime şükret be. Ay vallahi canım çıktı iş yapmaktan. Tamam tamam, sen yine arıza planını döndürmüşsün. Anladım ben. Yollarda yürümekten öleceğim, o zaman kına yakarsın bir yerlerine. Acıların kadını Binnaz Hatun. Söyle söyle, hadi söyle. Peşime düştüğüne göre mühim bir şey var. Ne istiyorsun? Söyle, konuş. Cin gibidir benim annemciğin. Hemen her şeyi nasıl mı anlıyor? Nazlım bir bırak. Söyle ne istiyorsan söyle. Para mı? Kız ne parası daha dün verdim ya. Darphane miyim ben? Para varı yok. Bak görüyor musun şunları? Pazardan beri 2 lira vermiyorum. Doğmuşa diye bunları evi taşıyorum ya sen. İsrafı yok mu ya? Anne uzatma işte. Cebimde bir kuruş para yok. Ne yapayım? Ver. Öyle mi? Bende de yok. Al bak. Al. Resim oldu. Resim. Al. Al.
Var mıymış? Var mı? Of anne ya. Ya o kadar gündelik işe gidiyorsun. Ya kazandığın parayı nereye harcıyorsun? Doğrusu çok merak ediyorum. Bu ne? Bülbül. Vay Nazacan, ne haber kızım? İyilik gözüm. Haberler sende. Neler oluyor bakalım mahallede? Kızım ne yapıyorsun ya? Devireceğim bütün elmaları. Aman aman. Malı da çok kıymetlidir Bülbül'ümün. Babam nerede? Bir yere gitti. Ben bakıyorum dükkana. Bülent'cim. Canım arkadaşım. Gözümün nuru. Bak para falan isteyeceksen yok benden artık. Yapma böyle ama kalbimi kırıyorsun. Nazlı'm yok diyorum, kasadan da veremem. Babam kızıyor. Zaten daha geçen ay aldığımızı da yerine koymadı. Merhaba kızım. Merhaba. Ya sana dost dedik, kof çıktın ya. Bu senin arkadaşlığın mı? Hiçbir şey istemiyorum senden. Ay canım. Çok bekletmedim değil mi? Yok yok, ben de yeni gelmiştim zaten. Hem İdil de aradı, trafikte sıkışmış, gecikecekmiş. Onun için iyiyiz. Süper. Ay, o ne? Ay küpemin arkası gevşemiş. Çıkıp duruyor. Aman dikkat et. Çok değerli. Yok yok bir şey. Ha tamam. Ben bu saatte burası boş olur diye düşünmüştüm ama bütün masalar dolu. Tabii. Çalışmayıp koca parası yiyen kadınların mesai saati. Normal. Ay pardon Asena ya, yanlış anlama. Neyi yanlış anlayacağım? Ben senin güzelliğine bakıyordum. Üstüme alınacağım bir şey yok ki. Ben daha çocuk yaşta podyumların en aranan mankeniydim. Kendi markamı yaratmıştım. Deli gibi para kazanıyordum. Üstelik baban da o yüzden bana hayran kalmıştı hatırlarsan. Evet. Değil mi? 10 yıl olmuştur. Annem yaşıyordu o zaman çünkü. Ya. Nilcim şaka maka bizim dostluğumuz da seninle 10 küsur yıla dayanıyor. Kim derdi ki ileride arkadaşımın babasıyla evleneceğim? Kadere bak. Öyle. Sahi. Ne oldu sizin bebek denemeleriniz? Bu hafta enjeksiyon yapılacak. Bekliyoruz. Hadi bakalım inşallah. Bu arada geçen gün bu tüp bebekle ilgili söylediğim şeyler için o kadar pişman oldum ki. Aklıma gelen her şeyi bir söylüyorum. Ondan sonra kendime o kadar çok kızıyorum ki. Yani senin üstüne ne vazife diye. Ne olur bütün söylediklerimi unut olur mu? Unuttum ben çoktan. Niye takayım ki? Tamam. Unut ama kendini de sakın bırakma yani. Hep böyle güzel, genç, dinç kal. Onur'un etrafında Allah bilir kaç tane kız pervane oluyordur üniversitede. Geldi. Hanımlar, bonjour. Hoş geldin. Bonjour. Ay, çok bekletmedim inşallah. Yok yok, biz de yeni gelmiştik zaten. Ya hastanenin malum bitmek bilmeyen işleri. Tam kapıdan çıkarken önemli bir bürokrat geldi. Mecburen kalıp ilgilenmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Bu yoğun programın içinde değerli vaktinden bize de ayırabildiğin için çok teşekkür ederiz İdil Hanımcığım. Of Asena ya. Ev kadını tribi atmadan da duramazsın hiç. Ne haber prenses? İyiyim. Nasıl gidiyor üniversitede işler? Yoğun musun? Yoğun olmaz mı? Yani akademik yılın ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini bile anlamıyorum. Bir de babamın biliyorsun üniversiteyle ilgili beklentileri. Bilmez miyim? İhsan Kutlusay'ın çıtası her konuda yüksektir. Her ne kadar beni bazı konularda şaşırsa da. Hadi yemek siparişi verelim. Hemen. Merhabalar Tülin Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tanıştırayım, İhsan Kutlusay, okulumuzun sahibi. Merhaba, büyük geçmiş olsun. Nasıl, daha iyi mi kızınız? Dinlendiriyorlar, biz de burada bekliyoruz işte. Bu yakışıklı delikanlı da meşhur Selim. Ya kusura bakma oğlum.
Kızım seni çok zor bir duruma soktu. Şimdi bir okul arkadaşınızı anlatıyordum. Ya durup dururken kabak senin başına patladı gibi oldu ama. Yok yok, olur mu hiç öyle şey ya? Tekrardan size de çok geçmiş olsun. Merhaba Serra. Merhaba hocam. İhsan Bey, tanıştırayım. Serra Yıldırım, birinci sınıf mimarlık bölümünde başarılı bir öğrencimiz. Merhaba Serra. Merhaba. Ben daha fazla geç kalmadan okula gideyim. Yine gelirim Tülin teyze. Aa, gelme sen de bir daha. Bak in bin kolay mı buralara gelmesi? Biz de bir şey yapmıyoruz ki, bekliyoruz burada. Olur mu canım öyle şey? Bir ihtiyacın olursa haber ver, olur mu? İzninizle. Sen okula mı gidiyorsun Serra? Hı hı. Selim de okula gidecek, beraber gidin. Yok, gerek yok, ben kendim giderim. Ne olacak canım, sonuçta aynı yere gidiyorsunuz değil mi Selim? Yani benim için fark etmez. Kendisi isterse gelebilir benimle. Tamam, hadi o zaman siz çıkın. Hem Serra yalnız kalmasın. Şimdi bir an önce çıkın, derse geç kalmayın. Görüşürüz baba. Size de tekrardan çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İdil'cim, bak doğum günüme mutlaka bekliyorum. Gelmezsen hem çok kalbimi kırarsın hem de gönül koyarım. Kaçırır mıyım hiç? Geleceğim tabii ki. Çok iyi. Çünkü aklına gelen herkes gelecek. Süper bir parti olacak. Selim de olacak mı? Yok, sanmıyorum. O öyle ortamları pek sevmez. Haklı çocuk. Ne yapsın yaşlıların arasında? Ay aşk olsun İdil. Biz yaşlı mıyız? İdil'cim yapma ya. 70 yaşına gelmişiz gibi. Onlar yaşlı. Genciz biz diyorsun yani. Tabii ki. Sahi Asena, sen kaç yaşına giriyordun? Böyle şeyler söylenmez. Ama 30 something diyelim. Hadi bakalım öyle olsun. Yalnız bu arada nasıl ilerlemiş İngilizcen? Bravo sana. Merci. Devam ediyor musun hala ders almaya? Eskisi kadar sık olmasa da alıyorum ders. Ne o İdil'cim? Genç hayranlarının trafiğini mi ayarlıyorsun orada? Telefonu elinden düşürmedin geldiğinden beri. Yes baby. Kimi kendinden büyük adamlara ilgi duyup yaşamını garantiye alır ve monoton bir hayat yaşar. Benim gibilerse gençlerle gününü gün edip hayatın tadını çıkarır. Her tercih bir vazgeçiştir neticede biliyorsun. Tatlı yiyelim mi bu güzel yemeğin üzerine? Güzel olur. Biliyor musun? Önce sen söyle. Çok iyi susuyorsun diyecektim. Hem çok iyi susuyorsun hem de karşındakini konuşturmuyorsun. Özür dilerim. Özür dilersin. Çok fazla ileri gitmişim. Tamam. Özür dilediysen konu benim için kapanmıştır. Benim hatam. Anlayıp dinlemeden sonuç çıkartıyorum. Eyvah. Serra Yıldırım günah çıkartıyor. Dünyanın sonu falan yaklaştı sanırım. Biraz trafik var. İyi oldu bu ziyaret Umur. Akıl sağlığı da bir kez kaybolunca yerine nasıl konulur zor. Allah yardımcılar olsun. Selim de çok sıkıldı bu olay yüzünden. Yani
Okulda herkes onu suçladı. Sonuçta genç adam bir yere kadar tahammül gösterir haksız eleştiriye. Doğru, haklısın. Ben de işin aslını astarını öğrenmeden yersiz yüklendim bizimkine. Allah'tan bu sefer pek gerilmeden toparladınız. Doğru diyorsun da. Dün akşam başka bir yerden yine gerildik yemekte. Bizim olanla ilişkimiz mehter marşı gibi budur. İki ileri, dört geri. Ya üç gün önce peşimden ayrılmayan, jest üstünde jest yapan Burak gitti, yüzüme bile bakmıyor. E sen de bir alemsin Eda. Çocuğun başına o kadar şey geldi, bir de seninle mi uğraşacak? Allah Allah. Selim dönmedi mi? Neredeydi ki? Şu intihar eden kız vardı ya, işte onu ziyarete gitti babasıyla birlikte hastaneye. Ya iyi yapmış. İşte asaletin temel kuralı tevazu göstermektir. Biricik, sanki bu huy sana hiç bulaşmamış gibi geliyor bana. Merhaba hocam. Hadi. Sen gel bir gel. Sen benimle uğraşacağına şu Serra muhabbetini anlatsana, ne yaptın? Nasıl ne yaptım Serra konuştun? Sabah aranızdan su sızmıyordu. Maşallah muhabbetler, sohbetler, fısır fısır. Ne konuşuyordunuz? Bu Onur Hoca'nın benim yanıma yamadığı bir kız arkadaş var. Yani ben ders çalıştırayım diye. Ben ondan birazcık rahatsız olduğum için ben de dedim ki bunu Serra ders çalıştırsın dedim. Olay bu. Evet bu. Evet biricik bu kadar, daha ne olacak ya? Ha? Bak Burak, benden bir şey saklıyorsan... Biricik saçmalama, benim derdim bana yetiyor zaten, ben senden ne saklayacağım? Hadi bak hoca da girdi zaten, derse gitmemiz lazım. Hadi. Ciddi ciddi kaçırdın beni, farkında mısın? Okula diye çıktık. Geldiğimiz yere bak. Hiç bakma öyle kedi gibi. Melek yüzlü şeytan diyoruz biz senin türüne. Başladık yine. Sen az önce demiyor muydun? Sen aslında çok iyi bir insanmışsın. Dünya iyisi birisiymişsin. Ne oldu bir anda şeytana bağladın beni? Abartsaydın. Dünya iyisi falan demedim ben bir kere. Olabilir. Belki bir gün dersin. Nereden biliyorsun? Veli amcacığım, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gelmiyorsun ne zamandır be oğlum? Özlettin kendini. Doğru. Doğru diyorsun da geldim işte bak. Hoş geldin. İyi ettin de geldin. Otobanda kaza olmuş diyorlar. Gördün mü? Aynen Veli amcacığım. Biz görmedik kazayı. Son anda kaçıp buraya geldik. Yoksa o kadar saat geçmezdi trafikte. İyi ettin. Afiyet olsun. Afiyet olsun kızım. Teşekkür ederiz. Sağ ol Veli amca. Ne oldu? Hiç. Yani senin bu tarz yerleri sevebileceğini, ne bileyim, böyle insanlarla samimiyet kurduğunu falan tahmin etmezdin. İşte senin sorunun da bu zaten. İnsanları kendi zihninde kalıplara sokup sonra da buna inanıyorsun. Ha, başladık psikanalize yine. Tamam. Tamam, sustum, bir şey demedim. Babana çok benziyorsun. Bizim sadece tipimiz benzer. Huyumuz hiç benzemez. O yüzden de hiç anlaşamayız. Beni daha çok anneme benzetirler. Huyum suyum da ona benzer zaten. Benim annem yok. Ben küçükken öldüm. Thank you.
hatam yok. Geç olmadan eve gitmem gerekiyor benim. Neden? Kül kedisi misin sen? Gece yarısı başka birine mi dönüşüyorsun? Catering işini hallettim. Şahane bir menü oldu. Doğum günü pastan peki? Onu da sipariş ettim. Selamlar herkese. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne yaptınız? Yetişebildiniz mi derse? Yok abi, kaza olmuş. Ne kazası? Bizlik bir şey değil baba. Bir tane tır devrilmiş, o. Ha, ben de gördüm. Trafik felaketti. Ondanmış demin. Allah'tan sapmadım o yola ya. Başka bir yoldan gittiniz. Ne yaptınız peki? Garipçe'ye gittik. Takıldık biraz. Aa. Takıldık derken kimle takıldın bakalım? Selim'in okuldan bir arkadaşı işte. Serra. Serra mı? Kim bu kız? Abla ben anlatırım. Yemek öncesi ben bir duş alayım. Kaçtım ben. Görüşürüz. İhsan? Ne kızı, kim bu kız? Hem sen nereden tanıyorsun da biz tanımıyoruz? Ya Selim'in okuldan bir arkadaşı işte. Hastaneye ziyarete gittiğimizde o da oradaydı. Beraber döndüler Asena. Peki Onur. Bu evde her şeyi en son ben duyarım zaten. Fotoğraflara mı bakıyorsun? Ne kadar güzel bunlar. Gel gel. Bak bu benim doğup büyüdüğüm evin bahçesi. Ay anne. Bizim mahalle tarzı yerlere ne kadar çok benziyor burası. Dededen memurdu kızım. Kıt kanaat geçiniyorduk. Rahmetli annemin terzilik yapmasa iki yakamız bir araya gelmezdi. Babanla evlendikten 5 yıl sonra elimiz para gördü. O da uzun sürmedi ya. Bak burada formaylasın sen. Ortaokul mu lise mi burası? Lise o. Bakar mısın burada ne kadar birbirimize benziyoruz seninle? Gerçekten benziyoruz. Değil mi? Evet. Zaten iyi ki sana benziyorum ben. Canım benim. Çocuk kim? Yani bayağı yakın duruyorsunuz ha. İhsan. Aa, unutmuşum ben bu fotoğrafı. Aa. Ne oldu? Bir gözün parladı senin. Bir şey oldu. Ne oldu? İlk aşkımdı İhsan. Şaka yapıyorsun. Sonra ne oldu? 3 yıl çıktık. Sonra ailesi üniversite okuması için Paris'e yolladı onu. Ya. Yani o gitti diye mi ayrılmak zorunda kaldınız? Yani pek öyle denemez. Ya yeter! Bana adamı koruyup durma! Onun yaptıklarının cezasını niye ben çekiyorum he? Niye? Yiğit yapma böyle oğlum. Hem aylardır senin aklın neredeydi anne? He? Bunca şey olur da sen nasıl hissetmezsin ya? Yiğit yeter artık. Babam bitti, şimdi ben mi kaldım suçlayacak?
Allah belanızı versin. Yiğit yapma böyle oğlum. Yiğit oğlum yapma ama böyle. Nasılsın diye sormak pek uygun düşmeyecek gibi. Erkan'dan haber yok herhalde. Sence? Halimiz ortada işte görüyoruz. Pisliğini omuzlarımıza yükleyip gitti resim. Yapabileceğim bir şey varsa? Yok. Nilgün. Gurur yapılacak zamanlar değil bunlar. İnat etme. Hı? Eski günlerin hatırına. Eski günleri çoktan unuttum İsa. Sen de kaybettiğin paranın peşindesin. Haklısın anlıyorum. Ne alakası var? Gerçekten haklısın. Ama bende para falan yok. Bir canım kaldı vallahi. Onu al istersen. Yapma. Nilo. İzin ver yardım edeyim. Yardım falan istemiyorum sen. Beni ve çocuklarımı rahat bırak rica ediyorum. Zaten gidiyoruz, görüyorsun. Erkan'ın günahını bize ödetme yeter. Geçmiş gün. Bir dakika, bir dakika. Vallahi gözüm bir yerden çıkarıyor benim bu adamı. Anne soyadı neydi insanın? Hatırlamıyorum kızım. Geçmiş zaman. Ay anne aşk olsun ya. İnsan ilk aşkının soyadını unutur mu? Hatırlamıyorum kızım. Hadi toplayalım şunları. Ama yakışıklıymış ha. Ne var? O sen daha güzelsin. Değil mi? Evet. ne tarafa gidiyoruz? Ne tarafa gidiyoruz derken? Yani seni ne tarafa bırakacağım? Evin nerede? He yok. Senin yolun üstünde bir yerde inerim ben. Yolumun üstünde bir yerde inerim derken? Serra ya ne kadar sıkıcısın. Yani evine bıraksam ne olacak ki? Yok bir şey olmaz. Tabii ki bırakabilirsin. De ben eve gitmiyorum. Bir arkadaşımın yeğenine İngilizce çalıştırıyorum. Annesinin iş yerinde. Oraya gideceğim. Bayağı havalıyız. 7'den 70'e her kategoride öğrencilerim var diyorsun. Başarılı olmak böyle bir şey. Ukala.
Niye hiç kendinden bahsetmiyorsun? Kızlar bayılır bir şeyler anlatmaya. Kendi hayatını anlatmayı seven tiplerden değilim demek ki. İyi, tamam. O zaman ben sorayım, sen anlat. Kardeşin var mı? Bir abim vardı. Vardı derken? Öldü. Nasıl öldü diye sormuyorum. Sorma. Çok üzülmüşsündür. Çok üzüldüm. Günaydın. Günaydın. Ben birden tanıyamadım, kusura bakmayın. Olsun. Fark ettim ben de tanıyamadığını. Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum, Beşiktaş'a. Aa, benim de orada işim var. Atla gel, bırakayım seni. Gel kızım, gel. Günaydın Küçük Bey. Günaydın Asena. Erken çiz bakıyorum. Yok. Genelde hep bu saatlerde gidiyorum spora. Spora mı gidiyorsun? Vücut mu geliştiriyorsun? Yeni yeni kız arkadaş yapmışsın. Aa, kızı al garipçelere kadar götür, sonra da hatırlama. Selim, Selim, Selim. Sana ne Asena? Çünkü senin için üzülüyorum. O neymiş? Niye üzülüyorsun benim için? Kız işleri çok zor senin için. İhsan gibi karizmatik ve başarılı adamların oğulları ilişkilerinde başarılı olamazlar. Hiç mutlu da olamazlar. Kendilerini kuvvetli hissetmek için böyle vasat silik kadınları tercih edip vasat silik hayatlar yaşarlar bundan. Hadi ya. Öyle mi cidden? Hı. Benimse senin bu muhteşem saptamandan anladığım nedir biliyor musun? Ne? Başarılı ve işkolik adamların kendilerine her açıdan muhtaç süs bebeklerini tercih ettiğidir. Süs bebek ha? Olsun. Bir daha karşına çıkmadı değil mi o tipler? He yok. Ben zaten kestirme olsa da o sokağı kullanmıyorum artık. Buralar tekin yerler değil kızım. Dikkat et kendine. Öyle olmadık saatlerde tenha sokaklarda karşına ne çıkacağı belli olmaz. Ben aslında çok dikkatliyimdir de olacağı varmış işte. Hem okuyorsun hem çalışıyorsun yani. Hı hı. Otelde çalışıyorum. E zor olmuyor mu be kızım? Bir yandan iş, bir yandan okul. Yok. Alıştım artık. İdare ediyorum diyelim yani. Peki ailen? Üzülüyorlardır bu kadar yorulmanı. Annem var sadece. Ona da çok belli etmiyorum zaten yorulduğumu. Peki baban?
Öldü o. Ben 14 yaşındayken. Ben müsait bir yerde ineyim artık. Geldik zaten, buradan yakın. Zahmet verdim, teşekkür ederim. Ne demek kızım? Dikkat et. Benim efendim. Şimdi işe bıraktım. İşten çıkıp okula gidiyormuş. Anladım efendim. Günaydın. Günaydın. Sera gitmiş mi? Vallahi geldiğimde yoktu. İş için erken çıkıyor ya. Çok hırpalanıyor benim çocuğum. Akranları sıcak yataklarında yatarken benim kızım sokaklarda iş peşinde. Ah ne yapsın garibim, o da çalışmasa. Halimiz harap olurdu değil mi? Haklısın. Dün yıllar sonra ilk kez eve bir arkadaş geldi biliyor musun? Ha, Nazlı'm söyledi, bir oğlan gelmiş eve. Okuldan arkadaşıymış canım. Geçerken tesadüfen Serra'yı mı görmüş neyse işte. Serra çok rahatsız oldu çocuğun eve gelmesine. Anlamadım sandı ama. Niye ki? Bir pot kırıp onu rezil ederim diye korktu herhalde. O tedirgin hal beni çok üzdü Binnaz. Ben de işi deliliğe verdim. Her zamanki gibi. Ne yapayım Binnaz? Öyle işi deliliğe vermesem, o ilaçları içmesem... Serra'nın derdi birken bin olur. Ben çok mu bayılıyorum sanki ortalarda öyle uyuşmuş gezmeye? Nilgün Hanım, hayat geriye akmaz. Bırak artık sen şu geçmişi. Önüne bak anam. Ben de önüme bakmaya çalışıyorum zaten. Nazlım'dan ne haber? Bilmiyorum. Ben buraya geldiğimde daha eve dönmemişti. Aa. Halle kızım. Selim. Ne haber kardeşim? İyidir, sen nasılsın? İyi, spora da gelmedin. Ya gelemedim, sorma, sabah sabah karakoldaydım. Benim var mı bir gelişme? Yani abi bunların ellerinde bir ton suçlu fotoğrafı var. İşte bana onları gösterdiler, ben tanıyor muyum diye. Tamam, sonuç? Sonuç yok yani. Hiçbirisini daha hayatımda görmedim ben. İyi, sen otur bir düşün. Son zamanlarda efelendiğin, ne bileyim ayağına falan bastığın biri var mı diye. Aslında bir tane mal var ama... Şimdi bin düttüne, git bu mahalleden. Tanıdığımız biri falan mı? Yok, yok. Tanıdığımız biri değil. Zaten o da değildir ya. Yani çocuğun benim evi bilmesine imkan yok. Ayrıca oğlum zaten bir park problemi yüzünden yani insanlar bu kadar sapığa bağlıyorlarsa biz dağ başına falan taşınalım değil mi? Tamam, istersen bir bakalım, ne dersin? Yok ya. Vallahi zaten çapsız herifin tekiydi, unut gitsin sen. Lan nedir bizim bu başımıza gelen? Senin için bir tane manyak şuradaki çatıya çıkar, intihar edeceğim diye tutturur. Bana farklı bir versiyonu denk gelir. Simülasyonlu bir oyunda mıyız lan? Ne oluyor? Ha?
Kızım belanı mı arıyorsun lan sen? Ha? Bak bu gittiğin yol yol değil, beni dinle. Bir dahaki sefere ben bile kurtaramam seni ona göre. İyi ki bir yardım istedik senden ha. Ulan bu kaçıncı yardım? Sayısını unuttum lan ben. İnternetten adam ayarlayıp, cilvelenip, sonra gelip böyle parasını cukkalamaya kalkmak ne demek lan? Ha? Kızım senin etin ne, budun ne? Ha sen yaparken iyi de bana gelince mi olmaz? Ulan karı, seninle ben bir miyiz lan? Deliye bak ya. Bir de geçmiş karşıma bana efeleniyor. Ne oldu? Sabah arıyordun beni. Bar bar gel kurtar diyordun böyle, salya sümük. Ne çabuk onu? İyi be, tamam tamam. Nazlım, bak. Derdin ekstradan para cukkalamaksa söyleyebileyim. Ya daha kolay bir şeyler ayarlarız icabında. Ulan, bir gün manyağın tekine denk geleceksin. Kolunu başka yerde, bacağını başka yerde toplar anan. Sen de geberip gittiğinle kalırsın. Binnaz, telefon. Alo. Evet, ben annesiyim. Suç duyurusu mu? O ne demek be? Ay, yok, gelmedi daha. Gel, dur oğlum, dur. Dur, kapatma, kapatma. Ne oldu Binnaz? Ay Betim, benzin attı senin. Gel otur şöyle, gel. Ay ne olmuş, anlat. Hale bitmez, çilem var. Al iç şunu. Ne olmuş anlatsana, iç şunu. Başına bir iş mi gelmiş? Şikayet varmış, şimdi patronu aradım. Ne? Neden? O bardaki adamları ayartıyormuş. Paralarını alıyormuş. Dedim ben ona, bu işlere girme dedim. Yapma kızım dedim, gece işi zordur dedim. Yok, dinlemedi beni. Sapığı var, uğursuzu var, hırsızı var. Etme yavrum dedim. Yok, dinlemedi. Bak ben el alemden şüphelenirken benim kuzum kurt olmuş. Neler yapmış. Ay üzülme. Bir çaresi bulunur, hadi iç şunu. Ben bir daha işe falan dönemem. O neymiş? Ya dün geceki herif benim patronun arkadaşı çıktı da. Tüh, saftirikse. Sen de bunu bile bile adam ütmeye kalktın değil mi lan? Ulan kafasız karı. Anında yol verecektin adama. Ulan insan hiç yemek yediği kafası be. Yeter be. Dır dır tepemde konuşup duruyorsun. Ne yapayım? Oldu bir kere işte. Kaç para yoldun? 2000 ya. Ulan girdiğin zahmete değmez be. Allah Allah. Çok temiz ve güzel bir taş. Biliyorum. Diğer tekini kaybettim. Bu böyle tek başına dursun istemiyorum. Bundan size güzel bir kolye yapalım. Satmayın, kıymetli bir taş çünkü. Kolye için çok küçük. Ben 6 karattan daha küçük bir taşı boynumda taşımam. Peki, nasıl isterseniz. Yani almaya kalksanız 10.000 dolar falan eder bu taş. Ama satarken biliyorsunuz değerinin altına gidiyor. Ben de sizden bunu 7.000 dolara alırım. Anlaştık. Kız da fena ezik. Hiç arkadaşı yok herhalde. Sürekli bir selfie halleri, baksana. Ay yalnız küpesi çok güzelmiş, çok beğendim. Bu arada bunların yazdıkları geçen ay bir dergide çıktı. Yani yok böyle bir dekorasyon. Ne de olsa babası ülkenin en popüler sanat galerisinin sahibi yani. Ay Eda yeter, yeter. İyi ki bir şey söyledik. Laf kondurmadan duramıyorsun, yeter. Ay tatlım benim, sen neden sinirleniyorsun ki? Benim tanıdığım en tarz kız sensin, yerim seni. Tamam. Ayrıca ailesi böyle olsa kaç yazar? Yani kızda iş yok bir kere. Ben ne olduğumu gayet iyi biliyorum. Senin söylemene ihtiyacım yok, okey?
Ay Biricik, sen zayıflamasan mı artık? Bir sinirlerin gevşedi yani. Git bir B vitamini takviyesi falan yap. Sen benim kilomu dert edeceğini Burak'ı nasıl elinde tutarsın onun için bence. Nereye? Dur. Ne haber Serra? İyi, siz? İyi. Serra? Yok mu şöyle yeni maceralar ya? İzleyelim böyle bakalım. Hı? Böyle heyecanlı, gişe rekoru kıracak bir şeyler ha? Ne gibi? Ne gibi? Barış Elçiliği gibi. Ha? Belki Barış Elçisi olursun bu gidişle. Mesela? Ama yok. Yok, senden Barış Elçisi olmaz. Onun için tanınmış biri olmak gerekiyordu. Gerçi sen de bu hırsı olduktan sonra onu da olursun, şaşırmam. Beklerim yani. Merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın, muhabbetinizi böldüm arkadaşlar. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Serracığım, müsaitsen seni 2 dakika alabilir miyim? Tabii hocam. İyi günler. İyi günler hocam. Şimdi... Kızlar, ne haber? İyi, sen? İyidir. Dünya ilk adım atamayan aptallarla dolu Burak, biliyor musun? Sen de onlardan birisin. Bil. Ne anlattı şimdi bu? Bilmem. Ben de hiçbir şey anlamadım. Gerçekten hiç şaşırmadım, biliyor musun? Gideyim. Bay bay. Bay bay. Bu kariyer günleriniz için New York'tan mezunumuz gelecek. Onu birinin asiste etmesi gerekiyor. Ben sen yaparsın diye düşündüm. Ne dersin? Olur hocam. Tabii yani, tabii ki yaparım. Güzel. Şimdiden haber veriyorum ki işini gücünü ona göre ayarla. Bu arada statik quizinin sonuçlarına baktın mı? Kaç almışsın? Öğrencin kaç almış? Yani kendi sonucumu biliyorum ama Selim'inkini henüz öğrenmedim. Hadi git de bir bul bakalım öğrencini. Sor bakalım kaç almış. Tamam. Hoşça kalın hocam. Hadi iyi dersler. Yes be. Statik notları mı? Hı hı. Söylesene kaç almışsın? B artı. Aferin sana. Bak gördün mü, çalışınca oluyormuş demek ki. Evet. Sen kaç almışsın? Sence? Aa değil mi? Boşu boşuna soruyorum. Bunu kutlayacağız. Kutlayacağız derken? Hayatımda ilk defa sayende B artı aldım. Bu saatten sonra dile benden ne dilersin. O zaman ben alttan kalan bütün derslerini temizlemeni diliyorum. Uf Serra ya, ne kadar sıkıcısın. Sayende oldukça fazla düşman ediniyorum, farkında mısın? Acaba birazcık abartıyor olabilir misin? İtiraz kabul etmiyorum baba, lütfen. Olmaz dedim kızım. İstemem ben senin kocanın parasını falan. Baba, bu para benim param, benim. Kocamın parası falan değil. Kaldı ki İhsan'ın parası olsa ne olacak? O senin damadın değil mi? Büyütülecek ne var burada, anlamıyorum. Kızım, senin kocan benim için el oğlu. Olmaz, almam onun parasını. Baba. Bu parayı alıyorsun, banyoyu yaptırıyorsun. Bu konu burada kapanmıştır. Tamam mı? Küserim bak. Gelmem buralara bir daha. Zaten hiç meraklısı da değilim, biliyorsun. Aynı anana benziyorsun, biliyor musun? O da senin gibi gözlerini böyle belertir. Lafın üstüne laf kondurmazdı. Yok ya. Annem sakin kadındı. Ona hiç çekmemiş. Peki. Fazlasını al o zaman. O zarf çok kabarık. Bizim banyo tutmaz o kadar. Anca yeter anca. Senin dünyadan haberin yok. Aman az yaptın ya. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Hı.
Sen de küpeni ara dur bakalım. Nilocuk. Abi, Afilla okulda okuyor yengemiz. Bir de Beşiktaş'taki Büyük Nehir Palas Oteli'nde çalışıyormuş. Şimdilik bu kadar, hadi eyvallah. Ne iş kız? Elindeki benim telefonum yoksa? Senin Serra karısıyla nasıl bir bağlantın olabilir Barbar? Hop, sana diyorum, alo. Serra ne alaka diyorum, duymuyor musun beni? Sana ne lan, sana ne? O karı sana tükürüğünü bile atmaz oğlum. Boşuna kürek çekme. Benden söylemesin. O aklını kendine sakla istersen. Çünkü sıklıkla ihtiyacın oluyor ama bir türlü bulamıyorsun sonra. Allah Allah. Varsa şu Serra karısından. Onun peşine düşmeyen bir sen kalmıştın. Selam. Selam. Annen de daha gelememiş. Kesin trafiğe takılmıştır. Yollar felaket. Ha yok. O gelmeyecek. Gelmeyecek mi? Hı hı. Gelmeyecek. Biz ikimiz konuşacağız. İkimiz konuşacağız. Evet. Neden? Olamaz mı? Olur tabii de. Sen telefonda annem de gelecek dedin diye sordum. Yok. Bilecek. Her şey yolunda mı? Bir tuhaflık var gibi sanki sende. Yo, gayet iyiyim. Keyfim gayet yerinde. İyi o zaman. Bütün hafta peşimden koştun konuşalım diye. Anlat, dinliyorum derdini. Benimle ilgili ileri geri konuşmayı çok seviyorsun ya. Ben de dedim ki bir karşı karşıya gelelim. Ne diyecekse yüzüme söylesin dedim. Yüz yüze gelelim, karşı karşıya gelelim. Ne bu tripler? Sana neler oluyor Biricik? Anneme Selim Biricik'i oyalıyor falan demişsin ya. Aa canım benim. Şimdi anlaşıldı senin derdin. Selim. Yok Asena, hayır. Benim derdim falan yok. Benim sadece bir ricam var senden. O da şu, arkamdan konuşma. Yüzüme konuş. Ne söyleyeceksen bana söyle. Anladın? Bak sen. Karşıma geçmiş, bana nasıl konuşacağımı öğretiyor dünkü çocuk. Dünkü çocuk. Yalnız bunun pek çocuklukla alakası yok Asena, ha? Oh, really? Oh, really? Bravo. Gerçekten bildiğin 2-3 tane İngilizce kelimeyi ne kadar da güzel kullanıyorsun. Tebrik ederim. Şimdi yes falan da dersin, ha? Şansını fazla zorlama istersen küçük kız. Selim'le ilişkimi sorgulamak sana mı kaldı Asena? Seni ilgilendirmeyen, haddin olmayan konularda yorum yapma. Bulaşma. Buralarda daha çok yenisin Asena. Bu hareketlerin avamlığını tamamen ona veriyorum. Tamamen. Benimle böyle konuşamazsın. Haddini bil. Ayrıca senin bu gerçek yüzünü görmem de çok iyi oldu. O müthiş eğitimli sosyetik İhsan amcasının prensesi. Ne kadar iğrenç bir cadıya dönüşebiliyormuş. Çok ilginç gerçekten, çok. Bence sen beni gayet iyi anladın Asena. Eğer birileriyle uğraşmak istiyorsan... bence git yaşıtlarına bulaş. Onlara sataş. Bana değil. Okey? Minik kuzu. Nasıl da aşk acısı çekiyor. Öyle değil mi? Bak. Normalde seninle muhatap olmazdım. Ama bu gerçekleri yaşıtlarından öğrenmem mümkün değil. Bilmezler çünkü. Selim'in peşinde koşuyorsun.
Ona bir sümük gibi yapışmışsın. Sana paspas muamelesi yapıyor. Bu böyle de devam edecek. Çünkü bizim çocuk seni oyalıyor. Seni istemiyor. Seni isteseydi aksiyon olurdu. Ama bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Çok mu kızgınsın küçük kız? İstersen kendini denize at. Anca soğursun. İyi gelir. Bir açını yakalayacağım nasıl olsa Asena. Yakalayacağım. Çok yanlış kişiye bulaştın, çok. Seni herkese rezil edeceğim. O zaman bakalım bu havandan eser kalacak mı? Göreceğiz. Göreceğiz. Lan oğlum bugünlerin keyfini çıkarın ha. Benim böyle aylak aylak gezme günlerim bitti. Yakında bu kardeşiniz iş dünyasında esip gürleyecek. Hadi lan uydurma. Lan sana ne yalan söyleyeceğim be. Oğlum sen hangi arayış buldun lan? Biz aynı kulvarın atları mıyız be koçum? Yani ben böyle çok şekil bir iş de bulabilirim. Yeri gelir sosyetik bir hatunu da koluma takabilirim. Bulmayan ne olsun? Görürsünüz. Ulan oğlum hadi buldun diyelim. Hangi parayla gönlünü hoş edeceksin ablanın? Lan oğlum eşek senin karşında. Bir saattir ne konuşuyorum ben? Üst düzey iş buldum diyorum lan size. Parası iyi mi bari lan? Doğru söyle. Parası iyi olmaz mı be? Hem çok güzel parası var. Hem de 10 numara 5 yıldız insanlarla takılacağım. İlk maaşı alayım size de sofra düzmeyen bak ne olsun ha. Hadi lan göster kendini. Helal sana helal. Afiyet olsun. Bulamadım aşkım. Ne oluyor kızım? Ne bu surat böyle bir şey mi oldu? Sizin 18 yaş hediyesi olarak aldığınız küpenin tekini kaybetti Sami. Vallahi üzüntüden migrenim tuttu ya. Aramadığım yer yok. Hiçbir yerde yok küpe. Aa dün hani yemekte kilidi gevşemiş diye bahsettiğin küpe değil mi? Evet. Gördün mü? Görsem söylerim herhalde. Ama yani kusura bakma Nilde, sen de amma savruksun. Ben sana dedim, kilidi bozuk küpe öyle takılır mı Allah aşkına? Kim bilir nerede düşürmüşsündür. Değerli de bir şey. Oo sen bu hayatta bulamazsın onu, unut gitsin. Üzülme prenses, kısmetmiş, yapacak bir şey yok. Alırım ben sana daha güzelini. Babacığım yerini tutar mı hiç? Selim, babana söyledin mi kuyu sonucunu? Ne oldu, çaktı mı gene? Aşk olsun. Selim statik dersinin quizinden B+ aldı. Hadi ya. Bir yanlışlık falan olmasın. Oğlum bir şey söylesene. Ne söyleyeyim babaya? Onur abi söyledi ya. B+ aldım işte. Ah. Evet. Vay be. Evet. Serra ile çalışmak iyi geldi Selim'e. Değil mi Selim? Yani öyle diyebiliriz. Madem bu kız sana bu kadar yardım ediyor, bir hediye falan ayarlayalım ona. Yok baba yok, sen hiç zahmet etme. Ben halledeceğim. Peki. Vallahi Binnaz teyzenin dolmalarının üstüne tanımıyorum şu saatten sonra. Bu ne böyle ya? Efsanedir Binnazcığımın yemekleri. Aa, vallahi bu lezzetin bağımlısı olunur ya. O kadar diyorum. Sen iyi kilo almıyorsun ha. Doğru. Almıyorum ne bileyim. Gerçi şu kadar yiyorsun sen. Bir de oradan oraya koşturuyorsun ya, ondan et tutmuyorsundur. Et tutmamak ne? Sıskasın demenin halk dilindeki versiyonu. Ah. Kız, ne soracağım sana bak, gel. Unuttum. Bu Burak, Selim'e söylemiş mi senin kapına dayandığını?
Pınar vallahi söylemedim diyor ama bilmiyorum. Yok yok. Söylememiştir. Söylese çoktan birbirlerine girerlerdi çünkü. Niye birbirlerine gireceklermiş? Benim için mi? Biraz daha abart. Ay ne abartması ya? Kızım Selim'in gözü sende diyorum sana. Sen bana inanmıyorsun ama benim bu konudaki hislerime güven bak. Çok. Selim kim bakayım? Selim Kutlu Saynilgün teyze. Kutlu Say mı? Prens Hazretleri de diyebiliriz tabii. Bu Serra'nın okunun sahibi var ya, İhsan Kutlu Say. Onun oğlu bizim kıza yanık. Ama hiç merak etme. Bizimki hiç yüz vermiyor. Anneciğim nereye? Uyuyor musun? Biraz odama gireceğim. Siz de rahat rahat sohbet edin. Demek oğlun kızımın peşindeysen. Şimdi de Selim Kutlusay sahnede, öyle mi? O da sana çektiyse... senin gibi kıymet bilmez ukala zibidenin tekidir. Ama kızımın benimle aynı kaderi paylaşmasına izin vermeyeceğim ben. Anne. Günaydın canım. Ay gürültü yaptım, uyandırdım seni değil mi? Yo, ben zaten uyanacaktım da. Sen neden uyandın bu saatte? Uyandım erkenden. Anne sen ilaçlarını düzenli içiyor musun? Serra kızım ama ben artık içmeyeceğim. Ne demek içmeyeceğim ya? Anne sen o ilaçları kafana göre bırakamayacağını bilmiyor musun? Biliyorum ama... Ne ama? Sen ilacın boşluğundan içkiye sığınıyorsun. Sonra ben seni zar zor toparlıyorum. Bu sefer öyle olmayacak. Ya nereden biliyorsun olmayacağını? Çünkü ilaçları tamamen bırakmayacağım. Dozlarını azaltacağım sadece. Ha bir de doktor mu kesildin sen? Ya anne sen ilacın dozu nasıl ayarlanır nereden bileceksin? Durup dururken nereden çıktı bu? Bıktı mı artık? Ortalarda uyuşmuş gibi gezmekten, asalak gibi senin sırtında muhtaç yapışık yaşamaktan, arkadaşlarının yanında bir pot kıracak mıyım diye tedirgin olmandan bıktım. Ya daha kaç kez söyleyeceğim, ben tedirgin falan olmuyorum. Baktın kontrolden çıkıyorum, o zaman ne istersen yaparsın. Bana bir şans ver lütfen. Kendimi güçlü hissediyorken bırak ne istiyorsam yapayım. Sen beni kollayıp gözet yeter. İyi madem, ne diyeyim? Kızma ama İhsan'cığım, Nil'e olan zaafını hiç sağlıklı bulmuyorum. Sabahın köründe nereden çıkardın şimdi bunu? O kaybettiği küpe var ya, en az 10-15 bin dolardır. Sen de tutmuş üzüm ve yenisini alırım diyorsun. Nil de Selim de o kadar alışmışlar ki babalarının her hatalarını, her kusurlarını telafi etmesine. Ne mal kıymeti biliyorlar, ne de babalarının kıymeti. Kaybetmiş artık küpesini. Ne yapsaydım? Azarlayıp o da cezasını verseydim aynı çocuk gibi. Ben sana ceza falan ver demiyorum. Sadece bu olay bu kadar önemsizmiş gibi davranmanı doğru bulmuyorum.
Sonra da bu çocuklar sorumsuz, başarısız diye sen söyleniyorsun. İstedikleri önlerinde, istemedikleri arkalarında. Boşuna şikayet etme, sen yaptın. Tamam artık Asena, uzatma. Her gün kafanı takacak bir konu bulmayı bayılıyorsun. Ben olmasam sen ne yaparsın? Bana bırak. Seni ellerimle giydirmeye bayılıyorum. Görüyorsun değil mi? Çok bir alt varmış gibi apar topar evleniyorlar. Sonra iki günde böyle giriyorlar birbirlerine işte. Evet sayın seyirciler. Evlilik analizcisi Pınar çok bilmişi dinlediniz. Bak ben diyorum bu kadın bir yıla kalmaz boynuzlardan kolye dizer kendine. Aha bak şuraya yazıyor. Ben asla evlenmiyor, asla. Hadi kolay gelsin, sana görüşürüz. Kolay gelsin. Aa Binna, sen bu saatte gelmezdin, hayırdır? Darattım kendimi buraya. Yoksa o kızın saçlarını şöyle elime dolayacaktım. Kızın mı var, derdin var be. Yemin ederim bu laf benim için söylenmiş. Tak etti canıma. Tak. Gel otur şöyle anlat. Ne oldu? Dünkü mesele mi hala? Dünkü mesele. Geç geldi gene bu. Baktım sinirlerim bozuk. Hiç dedim. Minnaz kıpırdama yerinden. Sabah olsun. Kalkarsınız tatlı tatlı konuşursun. Sabah oldu. Çamaşırlarım birikmişti. Gireyim dedim. Odasından da kirlilerini toplayayım. Ya bir git, uyuyoruz görmüyor musun ya? Uyuyoruz görmüyor musun? Sana bir şey diyen mi var? Odanı topluyorum, daha ne istiyorsun? Anacığım. Ne oldu? Ne oldu, ne oldu Nazım, ne oldu? Aç bakayım bacaklarımı. Allah'ım yarabbim. Ne oldu? Ne oldu sana, ne oldu? Nazım, bana bak. Dövdüler mi seni? Ya sus be kadın. Sabah sabah dram yazıyorsun yine tepemde. Kız, sen kuş kadar beyninle ne işler karıştırıyorsun? Ha? Dün patronun aradı. Buralarda adamları dolandırıyor dedi. Bir daha gözüme görünmesin, kovdum onu dedi. Sanki ben bilmiyorum, hiçbir şeyden haberim yok sanki. İstese de giden var sanki. Bu saatten sonra milyonları önüme serse ben gider miyim acaba? Sen kimi dolandırıyorsun ha? Sen kimleri dolandırıyorsun? Ya ne dolandırması, yok öyle bir şey. İftira atıyorlar. Yani sana ne ya? Ya ne olmuş, sana olmuş. Kaç yaşında kızım? Bu yaştan sonra sana hesap mı vereceğim? İşte böyle Nilgün Hanım. Baktım birbirimize gireceğiz. Çık dedim Binnaz, çık evden çık. Attım kendim buraya. Ne hali varsa görsün, ne halt yiyorsa yesin artık. Böyle olmadık insanlarla takılırsa burnu... Kurtulmaz tabii. Hapse de düşer, işten de atılır, başına da her iş gelir, sapıt da dadanır. Her bir şeyler olur. Bezdirdi beni be, bezdirdi. Annem. Gel, gel. Hoş geldin yavrum. Çok yoruldum be. Nasıl geçti anlat bakalım. Sağlık raporunun peşine düştüm baba. Bir de bunu böyle tam teşekküllü hastaneden mi ne almak gerekiyormuş? Bütün gün uğraştım. Hep şikayet, hep şikayet. Yeni iş bulduğuna sevineceğine. Hakkı şimdi çocuk ne dedi de yani böyle konuşuyorsun? Ya anne var ya, kuyrukta 40 saat bekle bekle ayağıma kara sular indi vallahi. Oy, kıyamam be üstüne, kıyamam. Bana bak Ali,
Bir kere daha söylüyorum. Sakın bizi mahcup etme, ablanın başını öne eğdirme. Yeni işinin kıymetini bil. Bir dene, bizi utandırma mı? Dalga esmeyi bırak. Bu iş öteki işlere benzemez. En ufak bir hatanda rezillik büyük olur bilesin. Yapmaz benim oğlum öyle şeyler. O nasıl davranacağını bilir. Değil mi yavrum benim? Siz hiç merak etmeyin. Yani vallahi çok uslu duracağım söz. Hatta o kadar uslu duracağım ki İhsan Bey'in gözüne bile gireceğim. Oh. Belki ayın elemanı seçerler beni. Erkut Bey'le de konuştum. Önümüzdeki günlerde güvenlik ekibine yeni bir arkadaşımız dahil olacak. Evet efendim, haberim var. Tamam. Adı Ali Doruk. Bir yakınımızın tanıdığı. Daha önce güvenlik işinde çalışmadığı için sanırım sizden eğitim olacak değil mi? Evet, standart prosedür. Tamam, güzel. Siz işe girdikten sonra da gözünüzü üstünden ayırmayın. Tanımıyoruz oğlanı, ne olur ne olmaz. Tamamdır efendim. Kolay gelsin. Senin ders çalışmayıp da arkadaşlarına takıldığın bir anın var mı acaba? Senin arkadaşlarınla takılmayıp ders çalıştığın bir an var mı acaba Selim Bey? Nasıl da buram buram haksızlık kokuyor söylediklerin. Bilmiyorum farkında mısın ama B artı alan biriyle konuşuyorsun. Aman ne önemli. Yani seni bilmem ama bizim evde bayağı bir gündem oldu bu konu. bu arada bir sürprizim var sana. Sürprizin mi var? Hı hı. Bir nevi teşekkür diyelim. Hediye falan aldıysan kabul etmem ben. Şimdiden söyleyeyim. İçimden geldi yani. Niye böyle bir tepki verdin anlamadım. Gelmesin içinden. Tamam. Tamam sakin ol. Sürpriz falan yapmam olur biter. Ya biz daha çok ders çalışacağız seninle. Yani bu gidişle senin alttan kalan derslerin bitmeyecek gibi nasılsın? Bakıyorum da ukalalık dizi boyu. Daha bir sürü sınav, quiz, proje ödevi var. Sürpriz işine hiç girişmemek senin ayrına, o yüzden söylüyorum. Yani Serracığım sen merak etme. Ben diyeceğine inandığım insanlara sürpriz yapmaktan yorulmam. Aksine keyif duyarım. Ben ders çalışacağım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ki açılışa Serra'yı davet ettin değil mi? Biricik şimdi bak böyle bıdı bıdı falan gelme hiç beni ya, tamam mı? Hiç gerek yok. Ettin mi etmedin mi söyle. Etmedin. Oğlum niye etmiyorsun ya? Ben sana ne dedim Burak? Ya tamam yükseltme sesini, bugün halledeceğim. Parti yarın. Yarın ve sen kızı davet etme işini bugüne bıraktın öyle mi? Aferin sana, tebrik ederim seni. Sağ ol. Selam. Selam. Tebrik ederim. Tamam yeter. Selam millet. Selam. Ne haber? İyi. Biricik, çıkışta direkt gidiyoruz değil mi? Ha evet evet, aynen. Biz şimdi size nereye gidiyorsunuz diye mi soralım yoksa kimin kuyusu için temel atma törünü hazırlıyorsunuz diye mi soralım? Var. Yalnız bayağı komiksin. Bayağı yapmayacaksın. biz ona yarınki açılış partisinin hazırlıkları diyelim. Ya bu Kaan yeni mekan açıyor ya, işte onun açılışı. Ha, ha iyi. Öncesinde bir yemek yeriz. Öyle gideriz, olur değil mi? Olur, olur değil mi sen? Ya olur, olur. Bana fark etmez, uyarım ben size. Hadi.
Hadi be. Ne zamandır yoktu ortada. Nereden çıktı şimdi? Ne yaparsınız millet? Aa, sen görünmüyordun kaç gündür. Gözler beni aradı tabii. Çok. Özledin mi beni? Çok. Ya ben daha çok. Asena Hanım. Aa, başka dersin yok mu? Sen de mi çıkıyorsun? Yok, bugün erken bitti. Ne yapacaksın peki? Bir spor hocası boş vakitlerinde ne yapar onu sormak istedim. Spor mu? Yok. Ya, isterseniz gelin takılın bana. Canlı canlı görün. Sana takılayım. Yani Cihangir'de falan bir yerlerde oturup hani bir kadeh bir şeyler içeriz anlamında demiştim. Ben içki hakkımı yarına saklıyorum. Yarın benim doğum günüm. Aa, gerçekten mi? Yaş sormak yok. Nasıl kutluyorsunuz peki? Var mı bir plan? Plan olmaz mı? Var tabii. Özel bir plan var. Ama senden de özel bir kutlama beklerim yarın Barış Hocam. Pınar? Biliyorum okuldasın ama hemen bir haber vermem lazım. Ne oldu, ne bu telaş? Oh, aynı geceye 3 ayrı davet koymuş banket departmanı. Ekipte de eksikler varmış. Az önce komple değişti görevli listesi. Sakın sen de varsın deme. Evet, sen de varsın. Kötü haber bu ama iyi haber, ben de varım. Sen sadece böyle işte mutfakta ortalığı toplama işlerine yardım edeceksin. Kız fena mı, ne güzel işte ekstradan para girmiş olur cebine. Hem geçen gün cimcilik yapıp almadığın çantayı alırsın. Maşallah, kazanacağın paranın yeri bile düşünülmüş Pınar Hanım. Ay tamam, tutma beni. Hadi işim gücüm var benim, öpüyorum çok, bay bay. Hop. Bil bakalım ben kimim. Ne yapıyorsun ya? 2 yaşında çocuklar gibi. Seni sinirlendirmeyi seviyorum. Ne yapayım? Elimde değil. Burak. Sen şansını fazla zorluyorsun. Hareketlerine dikkat et biraz. Peki ben hareketlerime dikkat etmezsem ne olur? Ha? Döver misin sen o zaman beni? Aa, bak bakıyor hemen öyle sinirleniyorsun. Her şeye sinirleniyorsun. Ha. Neyse bak ben sana çok güzel bir teklifle geldim. Anlatıyorum. Şimdi yarın benim bir arkadaşımın mekan açılışı var. Ben diyorum ki biz oraya birlikte mi gitsek acaba? Ha? Bak söz veriyorum sana, uslu duracağım yani. Sana layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. İşim var benim. Ne işim var? Ay ne işiyse işi ya. Senin ne alakadar eder? Tabii ki de beni alakadar etmez canım. Yani ben sadece şeyden sordum yani. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Sen de yani gençsin, senin de gezmeye, tozmaya, eğlenmeye hakkın var değil mi? Yani en azından yarın akşam gelirsen benimle eğlenirsin diye düşündüm ben. İstemiyorum Burak. Rahat bıraksan da ödevimi yapsam artık. İstedik mi? Kolay son kadehi artık. Serra. Allah'tan anahtarını unutmuş. Geldim Serra, dur. Merhaba. Serra Yıldırım'ın evi burası mı acaba? Evet. Çiçekler ona. Peki alayım. Dikkat edin. Şunu da vereyim. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.
iş koçum? Yok bir şey abi, çiçek getirdim de. Çiçek? Hem de bu ev öyle mi? Serra Hanım'a bir müşterimiz çiçek gönderdi de abi. Ha bir de Serra Hanım'a. Kimmiş lan bu çiçeği gönderen hassas ruhlu Salgaray abimiz? He? Abi. Yok devenin nalı. Bu ne lan? He? Ben geldim. Hoş geldin. Hayırdır baba? Ne oldu? Suratına ne oldu baba? Düştün mü? Önemli bir şey yok. Telaş etme. O İbo manyağının adamları mı yine? Ulan kurtulamadık. Gitti şunlardan. Çete kesildiler başımıza. Şeytan diyor. Ha Bülent Efendi. Ne diyor şeytan? Çık karşılarına bir temiz dayak at mı diyor. Oğlum onlar çiğ çiğ yer bizi. Hepsinin kafası bir dünya. Bellerinde silahlar. Resmen eşkıya aldılar başımıza. Zorla para aldıkları yetmiyormuş gibi bir de sipariş veriyor hazretler. Yok. Sayın Serra Hocam, ödevimi yaptım, ekte gönderiyorum. Emeğinize layık bir öğrenci olmak tek hedef. Alo. Rahatsız etmiyorumdur inşallah. He yok. Telefon çantamdaydı da ellerim de dolu. O yüzden geç açtım. Tamam sorun değil. Öğretmenim, verdiğiniz ödevleri yaptım. Hatta mail de attım size. Haber verip görüşlerinizi beklediğimi söylemek için rahatsız ettim. Oo, çok hızlısın bakıyorum. Aferin sana. Yani insan yüksek not alınca hırs mı yapıyormuş nedir? Anlamadım ben de. Ay senden bunları duymak ne büyük mutluluk. Vallahi koltuklarım kabardı. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Bu gidişle böyle bakıp bakıp dalga geçtiğim tiplere dönmem inşallah. Nasıl yani? Yani hani şu ders kaçırmayan... Ne bileyim. Sosyal hayat nedir bilmeyen bir tür var ya... Sayende gitgide onlara benzeyeceğim diye korkuyorum. Üstünde o kadar etkin varmış yani. Vay arkadaş. Ben neymişim de haberim yokmuş. Olsun o zaman Serra. Kezban resmen kur yapıyor. Aman gerizekalı, bırak yüzüne tembel. Bu yüzden oldu. Mor parfümü sen mi aldın Biricik? Hiçbir yerde bulamıyorum. Ya. Yine başlamadın değil mi? Lütfen hayır de. Neye? Yiyip kusmaya tabii ki. Ya anne. Sessiz olsana, babam duyacak. Duymaz. Sen bana söz verdin, kimse bilmeyecek dedin. Ben verdiğim sözü biliyorum Biricik. Asıl sen cevap ver. Başladın mı, başlamadın mı? Başlamadım. Ben de verdiğim sözü biliyorum ve tutuyorum. Bitti artık öyle şeyler, yapmıyorum, yok. Bitti. Aa, iyi yemek yemeyeyim o zaman ya. Ayrıca o mor portföy bunun asla olmaz yani. Öyle şeyler düşünme sakın. Saçmalık. Canım, hoş geldin. Hayırdır? Sana geldi. Bana mı gelmiş? Hı. Kimden gelmiş?
güzellik. Yarın akşam benimle takılmaya ne dersin? Burak. Utanmaz'a bak, çiçek göndermiş bir de. Çiçek deyip geçme yalnız. Çocuk çiçek bahçesi yollamış resmen. Bir arayıp teşekkür et bence. Ayıp yani. Teşekkür edeyim de iki dakika sonra kapıya dayansın değil mi? Bir de bu vardı yanında. Bu da geldi. Kıyafet gibi bir şey galiba. İstemez. Hiç tatmadığın heyecanları yaşayacağın bomba gibi bir yıl diliyorum. Seni bu kadar mutlu edecek mesajı kim yazmış olabilir ki? Beni mutlu eden bu değil ki. Bana aldığın bu şahane hediye. Sevgilim, sen nasıl bir adamsın ya? Ha? Nasıl bir adamsın? Suratın hali. Ya görmüyor musun? Ay Selimciğim, Allah aşkına başlama yine ya. Yani duyan da Asena hayatımıza dün girdi sanacak. Bak abartıyorsun ha bazen. Ben abartıyorum abla. Evet sen abartıyorsun. Yani ilgi bekleyen küçük bir çocuk gibisin. Sen seyret. Akşam cici annemizin şovunu seyret şimdi. Olacak o kadar. Doğum günü bugün. Annem hiç sevmezdi böyle şeyleri. Hatırlıyor musun? Evet. Sevmezdi abartıyı annem. Eskici bağırır, antikacı bağırmaz derdi. Aynen Sera. Babam ve kökten değişen tercihleri. Neyse ya, ben derse gideyim. Tamam ablacığım. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Anneciğim ben çıkıyorum. Güle güle canım. Günaydın. Günaydın. Oo Nilgün Hanım. Erkençisiniz bu sabah. Bundan sonra böyle bilmez. Bir nazım. Hayırdır? Aman Serra ne olsun. Akıl olmayınca neylesin fikir. Çalsın Abdurrahman oynasın Bekir durumu işte. Ya derdini bile maniyle söylemeye çalışan lokumum benim. Ne oldu sana söyle, kim düşürdü bu güzel yüzünü? Ah be kuzum, benim Nazım'dan başka derdim mi var şu hayatta? Yine karıştırmış ortalığı, sokmuş başını belaya. İşinden de oldu. Oo, o kötü olmuş. Vallahi aklım çıkıyor kendine gene öyle kötü mötü bir iş bulacak diye. Ay tamam canım, dursan panik yapma hemen. Belki mahallede iş buluruz ona. Markette, tuhafiyede falan ne bileyim. Ha, yok. Bizim mahallede zor da benim aklıma şey geliyor. Senin okulda diyorum bir iş ona bulsak. Senin gibi akıllı çocukları görünce azıcık kendine belki çeki düzen verir, kendine gelir ya. Bak Binnaz'ım, kesin iş bulurum diye söz vermiyorum. Ama senin için tabii ki de sorarım. Kuzum benim, sen bir sor soruştur Allah aşkına. Ne bileyim, belki kantinde falan çalışana ihtiyaçları vardır, olabilir. Ha, vallahi ne varsa sende var Serra. Oy kurban olsunlar. Canım benim, tamam sen üzme kendini. Ben bir sorayım, haberdar ederim zaten seni. Sağ ol kuzum, sağ ol.
anneciğim. Ben bu akşam mesaiye kalacağım. Oteldeki akşam şiftimi davet listesine yazmışlar. Geç kalırım yani, merak etme. Tamam canım. Oh! Görüşürüz. Güle güle kuzum, güle güle. Hayri abi, senin oğlan anlattı olanlara. Sen niye öyle abartacak bir şey yok falan filan diyorsun? Anlat şu baştan olan biteni ya. Bunun da ağzında bakla ıslanmaz. Anasına çekmiş. Baba ya, adamlar kafalarına göre para alıyorlar. Aldıkları para yetmezmiş gibi malımızı gasp ediyorlar. Ne var bunda saklanacak? Ulan sizlere bak ya. Bacak kadar boylarla yokluğunda çete kurmuşlar. Bir de gelmişler mahalle esnafına çökmüşler. Vallahi sorma barbar. Tüm esnaf korkuyoruz adamlardan. Ya merak etmeyin siz ya, hallederim ben. Sonuçta mahallenin asayişi namusum sayılır. Korkma canım kardeşim, korkma. Arkanda ben varım. Ne korkacağım abi? Ben korkmam 3-5 serseriden. Ben sadece kendimi tutamayacağım. Bir şey yapacağım diye korkuyorum. İyi günler kızım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ne bağırıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Burak? Of! Yapma. Bebeğim, savaş şeriflerine ayrılmamış. Bakıyorum güne atar umudunla başlamışsın. Sen de her zamanki gibi jöle kıvamındasın. Üf! Serra işini ne yaptın? Akşamki partiye gelmek nerede bildin mi? Yani Serra'nın aklını başından alacak bir jest yaptım. Ben o işi olmuş sayıyorum. Olmuş gibi saymak yetmez Burak. Oldurt. Anladın mı? Böyle ergen veletler gibi davranırsan, kız elinden kaçırırsa söyleyeyim. Allah Allah, ne oluyor şimdi sabah sabah ya? İyi günler. Ben okuldaki mevcut iş ilanları ile ilgili bilgi alabilir miyim acaba? Üniversite mevcut web sitesinden görebilirsiniz açıktaki pozisyonları. Yok. Yani öyle önemli pozisyonlardan ziyade böyle kafede, restoranda bir boşluk varsa diye sormak istedim. Ben ya bir yakınım için iş bakıyorum da ben. Buyur Selim'ciğim. Günaydın. Ben Serra'ya bakmıştım da. Hayırdır, sen de mi beni takip ediyorsun? Yok. Seni takip eden başka biri mi var? Büyük kafede bir elemana ihtiyaç olduğunu duymuştum ama orası da ihaleyle aldığından biz ilgilenemiyoruz. Yetkili firma buluyor elemanı. Hmm, öyle mi? Peki, teşekkürler. Kolay gelsin. İş falan mı arıyorsun? Yani yardımcı olabilirim eğer öyle bir durum varsa. Ben aslında bir yakınımın kızı için iş bakıyorum. Yani okula da sorayım dedim. Belki uygun bir pozisyon vardır falan diye. Hı hı. Gerçi kız asabi. Tuhaf bir tip yani. Yalancı da. Asabi, yalancı. Başka bir sıfat daha var mı? Yok yani canım, ben de biraz abarttım da. İyi misin? İyiyim. Yani Nazım da iyi kızdır. O kadar da kötü bir kız değil aslında yani. Çok da yalan söylemez, çalışkandır da. İyi tarafları da varmış arkadaşın. Ben korktum az önce o kadar şey söyleyince. Bu arada bizim kafeyi işleten Fehmi abiye mesaj attım. Nazım'a söyle, işin oldu biz. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Anormal safsın diyorum Burak.
Neyini anlamıyorsun? Sen şimdi benim ne saflığımı gördün de durup dururken böyle ahkam kesiyorsun Müzik. Tatlısı, sen böyle oturduğun yerde gerçekten Serra'yı tavlayacağını mı düşünüyorsun? Tatlısı, kız nasıl tavlanır bırak onu da ben bileyim ha. Her konu hakkında bir fikrim var, bir yorumum var, bir dur ya. Ben sana daha açık konuşayım. Selim Serra'dan hoşlanıyor. Bence. Saçmalama. Sen bana güven. Hislerim beni yanıltmaz. Ama öyle Selim'in kızı bendinden falan değil yani. O varoş kedisi hiç Selimlik değil çünkü biliyorum. Biricik yorum yapmayı bırak, sadede gel. Niyetim seni üzmek değil. Sadece uyarmak. Bence Selim'in amacı skor tabelasına yeni bir çentik atma çabası. Biliyorsun onu, tanıyorsun. Her şey onun olsun ister. Herkes ona ait olsun ister. Ben söyledim Selim'e. Dedim Serra'yı beğendiğimden bahsettim, sanki tutuluyorum dedim. Bana rağmen yapmaz benim kardeşim öyle bir şey. Tamam, tamam. Hello. Hello. Akşam yemeğe nereye gidiyoruz, karar verdik mi? Ay sizin de sohbetinize doyum olmuyor ya. Üf. Hello millet. Ay iyi ki geldiniz Zeynep. Çünkü bu ikisinin de ağzını bıçak açmıyor yani. Konuşmuyorlar hiç. Bilin bakalım gelirken kimleri gördüm? Kimleri gördün? Serra ve Selim. Ne olmuş gördüysen? Aşırı samimi bir şekilde sohbet ede yürüyorlardı desem. İster misin şimdi bu Selim gitsin Serra'ya aşık olsun yani. Kan gövdeyi götürür. Yani bilemiyoruz tabii. Erkek sonuçta. Her çiçekten bal almaya bayılırlar. Benim öğrenci işlerine gitmem lazım. Biraz işim var. Kardeşim. Nesi var bizimkinin? Ay vallahi bana hiçbir şey sorma, ben bilmiyorum. Sabahtan beri ikisini de konuşturmak için yapmadığım cambazlık kalmadı çünkü. Biricik, ne oldu sen bilirsin. Bilmiyorum. Öğrenci işlerinde halletmesi gereken bir iş varmış yani. Kalkarken öyle söyledim sen. Ben merak ettim, gidip bir bakayım en iyisi. Bekle bekle, ben de geleyim. Sıkıldım zaten. Kaçtım ben kıza. Kalk, hadi kaçırmayız bunu. Kalk. Bitirdin mi ödevini sen Serra? Bitirdim de çok zorlandım. Oo, sen zorlandıysan kendimi düşünemiyorum ben. İyi bari gidelim de kütüphaneyi bitirelim şu ödevi. Bir saniye bekle, ben hemen geliyorum. Serra. Sakın bir daha evime bir şey göndereyim deme. Senin evine ben çiçek gönderdim. Neden böyle abarttın anlamadım. Evet, yani bunu da gönderdim. Çünkü akşamki partide giyersin diye düşündüm ben. Ha, sen partiye geleceğime emindin, ne giyeceğime de karar verdin yani. Hayır canım, tabii ki öyle bir şey yok. Yani ben yürüyordum, vitrinde gördüm, sana çok yakışacağını düşündüm. Düşünme, düşünme, lütfen beni düşünme. Mümkünse aklından bile geçirme. Serra, alt tarafı bir çiçek bir de elbise, şu an niye bu kadar tepki verdin ben anlamadım. Ya istemiyorum. Seni etrafımda görmek istemiyorum. Uzaktan bile görmek istemiyorum seni. Bu kız da herkese mavi boncuk dağıtıyor arkadaş ya. Yani bu bizim gördüğümüz kısmı. Kim bilir kimler vardır bu mavi boncuktan faydalanan. Saçmalamayın. Kızı tanımıyorsunuz bile. Serra. Bak iki saattir seni alttan alıyorum, eziyorsun, gürlüyorsun. Sesimi çıkartmıyorum ama haddini bil. İyi de Zeynep, sen az önce Serra'yı bahçede... Burak Serra'dan hoşlanıyor. Nasıl ya? Sen ciddi misin bayağı? Anlamadım bir şey. Ben burayı daha önce hiç böyle görmemiştim. Öyle söyleyeyim. O mahallendeki serserilere davrandığın gibi davranamazsın bana. İtinayla saklamaya çalıştığımız o iğrenç yüzümüz ortaya çıkmaya başladı bakıyorum. Yok,
Bunlar basbayağı kavga ediyor. Hiç öyle aralarında aşk meşk durumu varmış gibi durmuyor şu an. Bence kızın ilişki yaşama şekli bu. Kaostan besleniyor. Ya sen kıt mısın? Ben seni görmek istemiyorum. Etrafımda olmanı istemiyorum. Hayatımın bir parçası olmanı istemiyorum. Serra. Doğru konuş. Bırak kolumu. Bas tokatı. Sen ne yapıyorsun? Bırak. Bırak. Bırak, bırak, bırak. Selim, bırak kolumu. Bırak. Ne yaptın kıza tokat attıracak kadar? Sen kapa çeneni. Tamam. Selim, kolumu bırak. Ah Burak. Ya şu uğursuz kız yüzünden yaşadığımız şeye bak. Bu çocuk bunu hak etti mi şimdi? Koş, belki yetişirsin. Koş. Yetişemedim. Şimdi o telefonu da açmaz ki. Yok, açmıyor zaten. Geç hadi geç. Ne yapıyorsun geç?